Muhammed kendine indirilene inandı, müminler de ona inandı. Yani Muhammed'e indirilene inandı. Muhammed'le müminler. Biz bugüne kadar, yani bugüne derken şu günü kastetmiyorum, şu inanca vasıl olana kadar şu ayetin gerektirdiği itikat edinme usulüne sahip değildik. Bırak peygamberliklerini, yani yalnız Allah'ın söylediğini, Muhammed'e indirileni bırak. Muhammed söylüyor dediklerine de, evliya efendilerimizin söylediğine de, daha nelerin, kimlerin söylemediğine itikad etmiyordu ki Müslümanlar. Ve bizler de öyleydik. Yani bizler farklı insanlar değildik. Ben küçükken herkesin olduğu gibi annesinin babasının diniyle dinleniyor bütün insanlar, değil mi? O dini edinerek büyüyor. Daha sonra düşünerek, taşınarak, araştırarak bir hale yola giriyor. Ben de canım varlığına, Mehdi'nin varlığına, kıyamet işte binalar çoğalıyor, ola bir iki katlı ev yaptıran olsa tamam, kıyamet iyice iki adım daha yaklaştı filan diye inanarak büyüdüm. Sen böyle büyümemiş olabilirsin ama cümle alemin de, Türkiye basında söylüyorum çok iyi bildiğim için, böyle inanarak büyüdüğüne inanıyorum. Yalan mı böyle? Kim farklı büyüdü? Aramızda bunca yaş farkına rağmen söyleyeyim. Ama yani şunu demek istiyorum. Niye? İşte daha bu ayetin dediğine yeni geldik Rızacığım. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bugüne kadar şu ayetin buyurduğu şekilde inanan bir toplum değildi. Öyle inandığını sanıyorduk. Hiç kusurumuz, eksiğimiz de yoktu. Şu anda endişeliyim, canım sıkılıyor, acaba yanlış mı yapıyorum? Eskiden bu sıkıntım da yoktu. Ooo, %100 cennetli. Düşünce yok ki. Akıl yok, avrat yok, hesabı. Düşünmeyen adam ne yapacak? Ne derdi olur düşünmeyen? Ama düşünen adam telaşlanıyor. Acaba bir yanlış mı yaparım? Acaba insanları bir yanlışa mı sevk ederim? Acaba... Anlatabiliyor muyum? Tüm acabaların içinde boğulmak da insanın kafasını bozar. Ayrı mesela o noktaya götürmüyoruz. Hamdolsun da. O zaman daha da mesut, daha da mümindim. Allah her teravihi bir ayrı camide kılaraktan cenneti dümdüz ediyordum. Şimdi hiç teravih kılmıyorum. Gayet rahatım. Yani bu biraz fazlası oldu da şunu demek istiyorum beyler. Yanlış anlamaya müsait bir ifade oldu. Yani o zaman Müslümanlık o kadar kolaydı ki, cennete gitmek o kadar kolaydı ki o bilgilerle. Ramazan'ı tut, mucurun bir tek sarhoşu vardı, Keşir Şükrü diye bir adam. Hep şarap içer, öyle şarbül leyli ve nehar bir adam. Ramazan bir dedim arkadaş, doktorlar, hekimler beceremez, adam cirk keser içkiyi, gelir vaaz kürsüsünün, daha vaaz gelmeden cami açılıp süpürür ben. Oturur dibine, herkesten evvel Ramazan'ın sonuna kadar dinler, bayram bir dedim mi de getir bilmem ne şaraplar. O kadar basitti hayat, o kadar dedin de öyle, herkese öyle, bize de öyleydi. Hakikaten öyle, çok sevap kazanacağız, cennete gideceğiz diye her teravih, hatta mümkün olsa böleceğiz, 30 cami yok Mucur'da, biliyor musun? Böleceğiz, işte yarısını da köylere gidip kılsak filan yani. Oralarda da her teravihi başka camide kılarsan tır dolusu sevap yani. Harca bitirebilirsin. Çok rahattım ama şimdi o kadar rahat değilim eminim. Çok kolay dedin. Şu ayet-i kerimede buyurulan itikat noktasına henüz geldik Rızacığım. Henüz derken yani belki 5-10 sene, 10 senedir. Evet. Yani giderek arınıyor insan, giderek şey yapıyor. Yoksa halka sorsan sendeki endişe kadar halkta endişe var. Gayet rahat adam, şalvar giymiş, şakalı da bravo. Bir de hacına gitti, kapıyı da yeşil boyattıysa Allah, değme gitsin lan. Dört dörtlük, 12 otomatik Alfa Romeo. Yani bu rahatlık yok mu halkta? Ulan hangi halinle bu kadar rahatsın lan? Hangi halinle? Hiç iler tutar yanın yok mübarek adam. Hiç akletmiyorsun ki, baştan sona kadar akletmeyle alışverişi olan bir dinin mensubu olduğunu söylüyoruz. Yani bu ayeti söylemek istiyoruz işte biz. Yani Muhammed kendine vahyolunana inandı, müminler de ona inandı diyor. Mesele bu. Onu bak, Muhammed kendine vahyolunana inandı, müminler de kendine vahyolunanla Muhammed'in söylediklerine inandı demiyor ayet. Dikkat buyur. Titizliğimiz burada. Yani Allah'a razı olsun. Allah dese ki fare benim ortağım, delil gösterirsek burada. Vallahi onu da kabul ederim. Niye etmeyeyim? Niye etmeyeyim? Yani Allah buyuracak, ben de etmeyeceğim. Yahut birisi etmeyecek. Hadi oradan. Der çıkarsın. Mesele bu yani. Şu ayet noktasına gelmiş insan sayısı Türkiye'de çok az. Onun da başlangıcı bizleriz eminim. Yaymak istiyoruz ve hala dünya kadar homurtu, yani halkın dinini, hakkın dini, halkın dinine galebe çalsın istemiyorlar, konuşmuyorlar bile arkadaşlar.
Konuşmuyorlar bile ya. Konuşmuyorsunuz. Sonunda hesabını siz veremeyeceksiniz. Allah aşkına şu hesabınıza bir bakın. Yani hesaba çekilmeden bakın defterinize. Alacaklı mısınız? Borçlu musunuz? Ha? Çünkü aç defterini ya, defterini senin yanında huzurullah'ta açtıkları zaman artık işten geçecek. Yani o deftere bir şey yazdırma. Ha? Şu sayfasına bu sayfa sevap veya günah sayfasına bir şey yazdırma imkanının bittiği an açılacak. Orada açılmadan burada aç da bak hesabını. İtikadım nasıl? Amelim nasıl? Neyin peşindeyim? Kimden düşüp kalkıyorum? Neye uyuyorum? Evama mı uyuyorum? İnsanların çoğunluğuna mı uyuyorum? Ha? El ne der?